Dostum kendimize gece kalacak güzel bir ev yapalım. Evet köylü şuna baksana. Evin zaten kırıldı parçalandı her yer dağıldı. Kendimize bir tane yeni ev yapabiliriz. Ev yapacak malzeme bulursak çok güzel olabilir. Ama ev yapmadan önce yemek de bulmamız gerekiyor. Gidelim köyü birazcık araştıralım belki yemek buluruz. Tamamdır dostum. Gel bakalım köylü. Şunun içine bakalım. Oo bunun içinde hiçbir şey yok. Yemek bulamayacağız galiba. Olamaz be. Hiçbirinin içinde bir tane bile yemek yok ki. Şu kartonları alalım sadece. Bunlar belki işimize yarar. Oo Köylü bir tane çikolata bulmayı başardım. Bunu seninle bölüşebiliriz. Bunu alalım. Evet dostum ben hamburger severim. Köylü şimdi sana burada hamburgeri nereden bulalım? Gel bakalım hamburger bulamayız. Çikolatayı yiyeceğiz sadece. Başka yerde bir şey var mı? Şu büyük yere gidelim. Büyük yerde belki bulabiliriz. Dostum neden kızıyorsun ki? Köylü hamburgeri bulamıyoruz. Şuna baksana bir tane elmasımız bile yok. Nasıl alacağız ki? Paramız bile yok. Bakalım şimdi şundan içine. Köylü ısınmak için kamp ateşi buldum bir tane. Şuna baksana. Bununla ısınabiliriz ve bir tane de salatalık buldum. Bu salatalık sayesinde seninle karnımız doyabilir. Şunun içine bakalım karton kutular buldum Karton kutulardan kendimize ev yapabiliriz Karton kutuların hepsini alıyorum köylü Bunlarla ev yapacağız Ama bir dakika benim bir fikrim var Karton kutularla kendimize bir ev yapalım ama Yolun kenarına yapalım Yoldan geçenlerden yemek isteyelim Belki verirler Tamamdır dostum hadi gidelim Gel köylü hemen hızlı bir şekilde gidelim şuradan Yolun kenarına kartonlardan evimizi yapalım ve Yoldan geçen zengin insanlara denk gelirsek Onlardan bir şey de isteyebiliriz Hemen şuradan yapabiliriz şunu da alalım buradan böyle Evet bunun içine de eşyalarımızı biriktiririz. Hemen götürelim bunu da oraya koyarız. Evet gerçekten çok güzel. Şuraya koyalım bunu böyle. Tamamdır bunun içinde malzemelerimizi biriktireceğiz. Şuraya hemen şöyle kartondan evimizi yapalım köylü. Hızlı bir şekilde bunun içinde yaşayabiliriz. Şunu kır bunu kır. Dostum büyük yapsana. Doğru söylüyorsun birazcık büyük yapalım. Bir dakika şöyle birazcık daha büyük yapalım evimizi. Zaten kartonumuz bayağı bulduk bu kartonların içinde yaşayabiliriz. Ama yağmur yağdığı anda bu kartonlar ıslanır artık içinde yaşayamayız. Evet dostum umarım yağmur yağmaz. Evet köylü yağmur yağarsa yapacak bir şey yok. Zaten şurada evimiz var evinin kenarını kartonla kapatırız orada yaşarız. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya kartondan evimizi yapıyorum köylü. Dostum çatısını kapatmayacak mısın? Köylü çatısını kapatsam ne olur ki zaten yağmur yağdığı anda yine içerisi ıslanır kartonlar hemen ıslanır. Kapatıyorum ama yine de senin için. Şöyle hızlıca kapatalım çatısında. Burayı da böyle kapatalım. Tamamdır köylü. Çok güzel bir şekilde yaptım. Aşağıya geliyorum. Gel dostum. İçerisi güzel oldu mu? Evet dostum çok güzel oldu. Şunları da kıralım buradan. Bulduğumuz kamp ateşini de bunun ortasına koyarsak bu sayede içeride ısınabiliriz. Gerçekten çok güzel oldu. İçerisi sıcacık oldu. İçeride ne yapıyorsunuz ya? Olamaz. Biri geldi galiba bizi gördü. Sen de kimsin? He içeride ne yapıyorsunuz ya? İçeride ne mi yapıyoruz? Şuna baksana. Buraya kartondan bir ev yaptık. Yoldan geçenlerden belki bize acır da para verir diye bekliyoruz. He para bekliyorsan ben sana veririm al bakalım 25 kuruş. 25 kuruş mu? Gerçekten çok güzel. Tamamdır. Bunları daha çok biriktirirsek kendimize bir tane yemek alabiliriz. He bundan 10 tane daha biriktirirsen çok güzel şeyler alabilirsin. Olamaz. 10 tane daha biriktirince ne kadar yapıyor ki? Ona göre belki bir şeyler alabileceğimizi hesaplayabiliriz. Evet Bro Play ailesi, 13 tane 25 kuruşumuz olduğunda ne kadar yapıyor? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar ve videomuzu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. He, onu sen hesapla, ben bilmem zaten. Hadi gidiyorum ben. Tamamdır, görüşürüz. Teşekkür ederim. Köylü bak, 25 kuruşumuz bile oldu gerçekten. Yolun kenarına durmak gerçekten çok güzelmiş. Bu sayede herkesin bizden haberi oluyor. Evet dostum, biri daha geldi. Biri daha mı geldi? Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz burada kartondan ev yaptık. Yoldan geçenler belki bizi görür de bize bir şeyleri verir diye bekliyoruz. O zaman ben de size bir şey veriyorum. Alın bakalım. Hamburgerler yapıyorum. Siz iki kişisiniz. İki tane hamburger veriyorum size. Alın bakalım. Oo! İki tane hamburger. Köylü gerçekten çok sever. Teşekkür ederim. Eğer hamburgerimi severseniz parayla yiyebilirsiniz. Parayla mı yiyeceğiz? Ne kadar? 15 TL. 15 TL verdiğiniz anda hamburgerimden yiyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. Biz hamburgerin tadına bakalım. Eğer beğenirsek geliriz. İki tane hamburgerimiz oldu. Al bakalım. Bir tanesini sen ye. Bir tanesini ben yiyorum. Dostum hamburger benim en sevdiğim yemek. Gerçekten çok güzel oldu. Benim de en sevdiğim yemeklerden bir tanesi hamburger. Gerçekten çok güzel. Baksana karnımızı çok iyi doyurdu. Dostum gerçekten çok lezzetliydi. İyi ee, içeride kim var yeğenim ya? İçeride ne yapıyorsunuz? Biri daha geldi. Aha. Hey, yeğenim içeride ne yapıyorsunuz ya buraya karton yapmak yasak. Olamaz. Biz buraya ev yaptık. Yoldan geçenler belki bizi görür de bize bir şey hediye eder diye. He, ne istiyorsunuz? Karnımızı doyurmak için para da olabilir, başka bir şey de olabilir. He, al bakalım. Ben sana dedemin telefonunu vereyim. Dedenin telefonu mu? He, bunu benim büyük 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 dedemin dedesi kullanıyormuş. Olamaz. O kadar eski bir telefon mu bu? İlk defa görüyorum. Üzerinde tuşlar var. He yeğenim ya o sen bilmem biz eskiden böylelerini kullanıyormuşuz. Olamaz. Bunda nasıl arama yapacağım ki? Şuna baksana. Bu tuşlu telefonu ilk defa görüyorum. Bu para eder mi? He bu para etmez. Ama işini görür belki. A senin olsun. Köylü şuna baksana. Bir tane telefonum oldu. Dostum bu telefonu benim dedem kullanıyordu. Köylü biliyorum. Bana bunu veren de öyle söyledi. Dedesi kullanıyormuş. Olsun dostum. Çok güzel. Yine de işimize yarayabilir. Evet köylü. Bundan bir tane de sana bulmayı başarırsak seninle birlikte birbirimizle konuşabiliriz. Evet dostum. Gerçekten çok güzel olabilir. İçeride kim var? Çıkın dışarı diyorum size. O, Hoş geldiniz. İçeride ne yapıyorsunuz bakalım. Burada ev yapmışsınız. Evet. Bu ev gerçekten çok güzel oldu. Köylü şuna baksana. Yaptığımız evi herkes merak ediyor. Evi beğendin mi? Kartondan ev mi olur? Rüzgar gelse yıkılır. Evet ama şu an hiçbir rüzgar da yok. Yağmur da yağmıyor. Gerçekten çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz buraya kartondan ev yaptık. Yoldan geçenler görür. Belki bize bir şeyler hediye eder diye, para verir diye. Bu sayede biz de karnımızı doyururuz. Para mı? Para diyorsan bende var. Al bakalım. Sana yüz buçuk para veriyorum. Yüz buçuk mu? Evet. Bir tane yüz, iki tane de buçuk. Bir tane yüz, iki tane buçuk mu? Bu nedir böyle be? 101 lira. Evet, 101 lira senin olsun. Bununla istediğin kadar her şeyi yiyebilirsin. Al bakalım. Oo! Gerçekten çok güzel oldu. Bunların hepsini sandığıma koymalıyım. Çok güzel gerçekten, çok güzel. Evet, çok güzel oldu. Daha çok biriktirirsek zengin olabiliriz belki. Zengin olmak mı? Siz burada ne yapıyorsunuz? Nasıl zengin olacaksınız? Oo! Sen de kimsin? Ben zengin bir insanım. Zengin bir insan mısın? Evet ben zengin oldum ama zengin olmanın başka yöntemleri de mi var? Nasıl zengin olacaksınız? Biz nasıl zengin olalım ki? Biz burada durduk belki bir yemek kazanırız para kazanırız diye yolun kenarına böyle bir ev yaptık ve bu sayede burada yaşıyoruz yoldan geçenleri görelim diye. Evet ne oldu anlamadım. Yoldan geçenler belki bize bir şeyleri verir diye. Evet ben çok zenginim alın bakalım size saatimi hediye ediyorum. Saatini mi? Oo, Arkadaşlar saate bakın Rolex. Arkadaşlar gerçekten Rolex saat hediye etti. Senin saatin mi bu? Evet bu benim en pahalı saatim. Oo, gerçekten teşekkür ederim. Bu çok para eder mi? Ben bunu hemen para yapmaya gidiyorum. Gerçekten bu saatten sonra artık burada beklemenin anlamı yok. Şuna baksanız arkadaşlar, Rolex saatimiz oldu. Bu saat sayesinde çok para kazanacağız. Köylü hemen gelmelisin. Hemen gidelim bu saati paraya çevirmeye çalışalım. Eğer çevirirsek gerçekten çok zengin olacağız. Tamam dostum. Gel bakalım köylü. Hemen gidelim bakalım bunu bir paraya çevirelim. Oo, şuradaki dükkandan alabiliriz. Merhaba. Ben bir tane saat çevirecek. Hı, saat mi yenim ya? Evet baksana. Burada bir Rolex saat var. Rolex mi? <laughs> Fakir köyünde Rolex'in ne işi var? Çakma Rolex ama birebir. Çakma Rolex mi? Olamaz. Bu gerçek bir Rolex. He, ben ona iki tane kömür artı bir tane de elma veririm. Gerçek bir Rolex'e iki tane kömür mü veriyorsun? He, beni çakma Rolex'le mi kandıracaksın? Çakma Rolex mi? Bu çakma değil ki bu gerçek. Köylü gel çabuk. Uzak diyarlardaki başka bir dükkandan bu saatin parasını almalıyız. Hemen binelim arkadaşlar. Oo, bozuk arabamızı zor bela çalıştırdık. Hemen şuradan gidebiliriz. Bakın dumanlar çıkıyor. Bunun sayesinde Rolex'i paraya çevirmeye çalışıyorum. Bakalım çevirebilecek miyiz? Başka dükkana gidiyorum. Aynen, çakma Rolex diyor. Baksanıza az kalsın kömüre satacaktık saatimizi. Arkadaşlar zengin gerçekten çok güzel bir hediye verdi. Bu sayede şuna baksanıza Rolex'imiz oldu. Bakalım para kazanabilecek miyiz? Ooo burada bir dükkan var. Şuraya bir park edelim bakalım. Merhaba, fakir dükkanımı. Burası da mı fakir dükkanı? Merhabalar efendim. Burası bir fakir dükkanı. Fakir insanlar buradan gelip bizden bir şeyler satabilir, satın alabilir. Olamaz. Siz zengin misiniz, fakir misiniz? Efendim, arabamı görmüyor musunuz? Gerçekten ben çok zenginliğim. O zaman dükkanın adı neden fakir dükkanı? Efendim, fakirlerle eşya yapmak için fakir dükkanı yaptık. Oo! Bende bir tane saat var. Saat almak ister misin? Efendim, kum saatimi, duvar saatimi 5 lira veririm. Hayır hiçbiri değil şuna baksana Rolex Efendim olamaz Rolex'i nereden buldunuz Rolex sonsuz para edebilir Size hemen geliyorum ödemenizi yapıyorum Buyurun siz hiç merak etmeyin efendim Geliyorum ödemeniz buyurun Geliyorum neredesiniz buradayım Alın bakalım efendim bütün elmaslarımı alın Rolex'i bana verin alın bakalım Elmaslar elmaslar Oo, Bu nedir be arkadaşlar ödeme yapıyor bize Efendim daha fazla ister misiniz Alın bakalım daha bir sürü veriyorum size Elmaslar elmaslar Oo. Bu nedir böyle? Rolex saate karşılık bunlar mı veriyorsun? Evet efendim geliyorum bir dakika. Geliyorum geldim efendim. Rolex hala vermediniz. O bu kadar ödemeye ben Rolex e hemen veririm al bakalım. Rolex senin olsun. Efendim güle güle kullandığın elmasları. Tamamdır çok güzel. Gerçekten buradan artık köye gidebilirim. Arkadaşlar zengin olduk şuna baksanıza. Şu paslı arabayı da artık bırakalım gitsin. Gerçekten işimize yaramayabilir. Artık kendimize güzel bir araba alalım. Her şeyimiz elmaslardan oldu. Şuna baksanıza üzerimiz elmas doldu. Bu elmaslarla güzel bir saat fabrikası açabiliriz aynen. Saat fabrikası açtığımız anda artık daha da fazla zengin olabiliriz. Gerçekten çok güzel. Hızlıca köyümüze gidelim. O yeni arabamızı görünce köylü gerçekten çok şaşıracak arkadaşlar. Şuna baksanıza şuraya park edebiliriz. Köylü yeni arabayı getirdi. İnanamıyorum dostum bu nedir böyle? Köylü artık bu seninle birlikte bizim yeni arabamız. Şuna baksana gerçekten çok zengin olduk. Evet dostum fabrika kurmakla çok iyi yaptın. Evet köylü kazandığımız paraları hemen harcamayıp kendimize bir saat fabrikası kurduk ve artık istediğimiz kadar saat üretebiliyoruz. Dostum yeni ödemeler de geldi. Buraya gerçekten kendime çok güzel bir ev yaptırdım artık. Şuna baksana. O köylü bu arabayı garaja neden koymadın ki? Bu arabayı garajımıza koyman gerekiyordu. Şuradan bir garajımıza koyalım bunu. Çok güzel gerçekten. Tamamdır inebiliriz. Evet buraya koyalım bunu böyle. Yeni gelen elmaslarımızı bir düzene koyalım bakalım. O kadar çok kazanıyoruz ki artık zengin olduk arkadaşlar. Bakın artık fabrikamızdaki satışlardan dolayı artık istediğimiz kadar elmas kazanabiliyoruz. Gerçekten zengin olduk. Bunların hepsini şuraya bir düzene koyalım şöyle. Evet gerçekten çok güzel. Dostum arabayı ben de sürebilecek miyim? Tabii ki köylü. Burayı bir düzene koyayım bir dakika. Senin de arabayı sürebilirsin. Arabayı ikimiz için aldım. Artık ikimiz de kullanabiliriz. Güvenlik kameralarımız geldi mi? Nereye koydun? Dostum dolabına koydum. Bir dakika bakayım. Oo burada. Tamamdır. Bunlar hemen şöyle yerleştirmeye başlayalım köylü. Bu güvenlik kameralar sayesinde artık hiçbir elmasımız çalınamayacak. Bir tane buraya koyalım köylü, bir tane şuraya koyalım. Bir tane kaldı. Onu da arka tarafa koyuyorum köylü. Evimizin arka tarafına bakabilirim. Gerçekten çok güzel oldu. Güvenliğimizde yaptık. Zengin olduk arkadaşlar. Bakın kendimize muhteşem bir elmas ev yaptırdık ve aynı zamanda şimdi kendimize büyük bir kamyon alıp bütün elmasları taşımamız gerekiyor artık. Elmas kazanmaya başladık. Evet Pro Play ailesi, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde zengin olduk arkadaşlar ve artık zengin hayatı yaşayabiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve şu an ekrana çıkan farklı maceralarımızı kesinlikle izleyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.